Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videoma da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere yine her zamanki gibi enfes bir tabak çıkartacağım. Biyolojik değeri yüksek, besleyici ve doyurucu olacak. Hemen protein kaynağımıza geçiyoruz. Bugünkü protein kaynağımız 250 gram civarında tavuk göğsü, kesilmiş tavuk göğsü sevgili dostlarım. Yüksek proteine sahiptir, yağ oranı düşüktür, birçok vitamin ve minerali sahiptir ve bilhassa da diyet yapan arkadaşların olmazsa olmaz protein kaynağıdır. Hemen ikinci malzememize geçelim. Bugün mantar var. Videomda ilk kez kullanıyorum. Bu mantar türü özel bir mantardır. İstiridye mantarıdır. Bunun da birçok minerali vardır. Kolesterolü düşürebilir. Antibakteriyeldir. Besin değeri oldukça yüksektir. Ve de bağışıklık sistemimizi güçlendirebilecek özelliklere sahiptir. Hemen üçüncü malzememize geçelim. Üçüncü malzememiz ve de karbonhidrat kaynağı olarak 150 gram civarında taze erişte. Evet. Hamurdan, yumurtadan yapılan bir besinimizdir. Bilirsiniz, herkes erişteyi yapmıştır ya da almıştır. Karbonhidrat değeri vardır, hafif yağ oranı vardır. Şeker hastası olan arkadaşlar için gayet uygundur. Metabolizmayı hiçbir zaman yormazdır. Ama şuna dikkatli olun, organik ürünlerden yapılmış olan erişte alabilmenize özen gösterin. Salata türümüz olarak da bugün taze, organik, yeterince ıspanak. Görüyorsunuz gayet yemyeşil. Ispanağın da birçok vitamin ve minerali vardır. A, C, E ve bilhassa da D vitamini vardır. Ve de çok önemli olan, çok olmazsa da demir oranı yüksek olan bir besindir. Metabolizmamızı güçlendirir. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Demir eksikliği olan kardeşlerim için de gayet besleyici bir besin türüdür. İsterseniz hemen tavuğumuzu ve de eriştemizi yapma aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, tavamız hazır, ısınmıştır. Her zamanki gibi soğuk sıkım zeytinyağı ilave ediyoruz. Hemen peşine 250 gram civarında tavuğumuzu ilave ediyoruz. Hemen de peşine istiridye mantarlarımızı da ilave ediyoruz. Şöyle birazcık karıştırıyoruz. Her zamanki gibi etimiz ve mantarlarımız orta boy kesilmiştir. Her bir tarafını şöyle 2-3 dakika boyunca pişireceğiz. Ondan sonra pişmiş olacaktır. Hemen erişte yapma aşamasına girdiğimizde görüşüyoruz sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım, erişteyi pişirme aşamasına geçecek. Hemen birazcık daha zeytinyağı ilave ediyoruz. Ondan sonra da peşine eriştelerimizi bırakıyoruz. Eriştelerimiz çok ince, çok taze olduğu için sadece 2-3 dakika şöyle altın rengini alasıya kadar pişirmemiz, kızartmamız yetecektir sevgili dostlarım. Evet, muazzam kokusu var. Çok güzel bir tabak çıkacak. Her zamanki gibi. Sunum tabağımıza aldığımızda sevgili dostlarım, hemen açıklamasını yapıyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, yemeğimiz hazır. Yine görüyorsunuz, muazzam, rengarenk, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek, çok besleyici, çok doyurucu, muazzam, biyolojik değeri yüksek olan bir tabak çıktı yine. Hemen açıklayalım, neyimiz vardı? 250 gram civarında kesilmiş tavuk göğsümüz vardı. Yanında eş olarak da istiridye mantarı vardı. Birçok özelliğe sahip, birçok vitamin ve minerale sahiptir kendisi. Biliyorsunuz tavuk etimizin de protein değeri yüksektir, yağ oranı düşüktür.
Diyet yapan için, arkadaşlar için oldukça muazzam bir besindir. Karbonhidrat değeri olarak da taze erişte kullandık. Onun da hafif yağ oranı vardır. Lakin metabolizmamızı yoran bir besin değildir. Salat olarak da bu sefer taze organik ıspanak kullandık. Onun da bilhassa demir oranı yüksektir. A, E ve D vitaminlerine de sahiptir ve birçok da minerale sahiptir. Biliyorsunuz bu besin oranlarını açıklama bölgesinde her zamanki gibi izah edeceğim. Süs olarak da ve de biyolojik değerini birazcık daha yükseltebilmemiz için tabağın salatamızın üzerine birazcık da tulum peyniri koydum. Çok az miktarda. İnanın bana bir tat patlaması yaşayabilirsiniz. Hemen tuzlama ve baharatlama bölümüne geçelim. Etimizin üzerine birazcık Himalaya tuzu, salatamızın üzerine de. Ayrıyetten sevgili dostlarım, bizim bir karışımımız vardı. Zeytinyağı ve de nar sirkesiydi. Hemen şöyle karıştıralım. Birazcık salatamızın üzerine gezdirelim. Bu kadar yeterlidir. Ve de etimizin üzerine birazcık da taze karabiber ilave ediyoruz. Diyorsunuz belki acı nerede? Evet, acı sevenleriniz için de şöyle yöresel bir tane sivri acı biber koyduk sevgili dostlarım. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Her zamanki gibi beğendiyseniz beğenin. Bildirim zilini açın. İsterseniz abone olun. Bir dahaki videomla görüşebilmek dileğiyle. Denerim derim. Denemekte fayda var. Denerken de sizlere sevgili dostlarım bol şans.